Ben çıkmak zorundayım. Tamam canım, sonra görüşürüz. Sen burada mısın? Hı hı. Ben de çıkarım birazdan. Önce doktora gideceğim, sonra işe. Bu kadar tembellik yeter. Irmak, sen işe gitmek için bu kadar acele etmesen... Ha? Nasıl olur? Yani biliyorsun, terapiye yeni başladın. İkide bir bu konuyu yüzüme vurmasanız belki iyileşmem daha kolay olabilir. Hem doktorun söyleyeceğini ben sana söyleyeyim mi? Bir an önce hayata karışın, rutininize dönün diyecek. İyi, tamam, bırak bunu, o zaman karar versin. Al bak, ablan arıyor. Kozlarını onunla paylaşırsın. Ne de olsa biraz sonra tepenebilir, haklı olarak. Hadi ben çıktım. Alo, abla? Ne yapıyorsun sen? Kızım, dün akşam ilaçlarını almadan çıkıp gitmişsin. Fırat'ta mısın? Yanında mı o senin? Yok, yok. Çıktı şimdi. Nasıl çıktı? Seni evde yalnız bıraktı, çıktı. Hay Allah'ım. Hemen atla bir taksiye. Çabuk, buraya. Ablacığım, abartma lütfen. İntihar edecek değilim ya. Önce doktora gideceğim, sonra işe. Tamam, ben gayet iyi hissediyorum kendimi hatta. Yeniden doğmuş gibi. Fırat'la dün gece uzun uzun konuştuk. Bir sürü şey hallettik. Çok güzel bir geceydi. Delirtme beni Irmak. Beni delirtme. O evde öyle yalnız tek başına kalamazsın. Delirtme beni. Kıvıldama bir yere. İşe bir de gitmeyeceksin. Geliyorum ben. Tamam. Hadi ablacığım, görüşürüz. Görüşürüz. Geldim ama burada buluşmamız riskli. Az kalsın burun buruna geliyordum Fırat Bey'le. Son anda kurtardım. Ne olacak? Seni tanımaz ki. İleride görür mürür falan belli mi olur? Öyle bir ihtimal yok Ayhancığım. Çünkü bunun daha ilerisi olmayacak. Zaten seni de buraya işine son vermek için çağırdım. Anlamadım, neden? Planlarımda köklü taktik değişiklikleri yaptım diyebiliriz. Son ödemini hesabına geçtim. Seninle çalışmak bir zevkti. Fırat'sa iş görüşmesi için geldin, bozma. Buyurun, ne istemiştiniz? Hop hop. Şok. Ne burası için? Ne oldu? Beni beklemiyor muydunuz? Ha! Kıyafetiniz hangi renk olacaktı hanımefendi? Bu renkten olacak. Bak şundan yap, şundan. Şu renkten. Şadiye. Kızım, bu ne hal? Ben sana demedim mi hanım hanım ol diye? Toplasana saçlarını, at kuyruğu yapsana. Ya yok artık ya. Salık bırakacağım böyle. Lan bana cevap verme, gerizekalı. Kabarek topuz güzel durur. Ulan şimdi topuzu bir sallarım suratına. Bu çocuğun haline lan böyle. Kaç gündür aynı kıyafeti giyiyor. Kokacak lan çocuk. Çıkartmıyor. Tatyana! Bana bak kadın. Bana. Aileme. Ailemden herhangi birine eğer bir şey olursa... seni kıtır kıtır keserim. Anladın mı? Önce o güzel yüzünden başlarım. Aynada da keserken seyrettiririm. O kanla da adımı soyadımı yazarım. Ateş! O bir kere olur. Bana bak. Bak, bu benim ruhsatlı silahım. Gerekirse ateşlerim. Ama maalesef çok agresif bir adamım. Gerekmese de ateşleyebilirim. Bana bak sarıçı. Narenin peşini bırakacaksın. Bana bak. Bana bak! Şadi olayını da araştırmaya keseceksin. Bu karıyı da peşimizde bir daha görmeyeceğim. Anladın mı? Beni sakın ikinci kez buraya getirtirme. Tamam. Bu kadar. (Gülüyor)
Oo, hoş geldiniz Recep Bey. Neredeydiniz bütün gün? Irmak ve Ayhan karısını narin hayatından ilelebet çıkarttım. Deli Moskov. Kız dedi sana o kadar karışma diye. Gene gittin karıştın. Kızım o benim ya. Selamünaleyküm. Müsaade var mı? Buyurun. Aleykümselam. Buyur, hoş geldin. Gelsin hocam. İyi, sen ne yapıyorsun? İyidir. Tanımadın mı abla? Yok. Yaslandan ya Babür. Uzun saçlıydı hani böyle. Aa evet, evet, tamam. Hatırladım. Biz daha önce de karşılaştık onunla İstanbul'da. Değil mi Babür? Öyle abla, öyle. Abi adam geldi, seni görmek istiyor. Memlekettenmiş. Adı Moskov muymuş, neymiş? Kayınpeder lan. Al içeri. Abicim buyur. Hoş geldin Recep abi. Hoş bulduk abi. Buyur. Pek de hoş değiliz bu aralarda işte. Biliyorum Recep abi. Başın sağ olsun. Hatice ablayla Mehmet'e olanlar. Soba depmiş diyorlar. Öyle olmuş ya. Dostlar sağ olsun, yapacak bir şey yok. Recep abi cenazeye gelemedim. Hakkını helal et. İstanbul'da işler yoğunluğu da biraz. Ziyan yok abi, ziyan yok. Hayırdır? Bir sıkıntın var mı? Yani İstanbul'da her türlü yardımcı olabilirim ben sana. İyiyiz ya. Geçinip gidiyoruz işte. Ben sana Şadiye'yi sormaya geldim Babur. Senin kulağın deliktir. Hatice ile Mehmet'in cesedi çıkmış evden de Şadiye'nin çıkmamış. Bir şey duydun mu hiç? Ben bir şey duymadım Recep abi. Ama bizim elimiz kolumuz uzundur yani. Sağdan soldan bir haber alırsak sana iletiriz. Seni nerede bulurum? Ümmü'yle Tahtakale'de böyle borç harç bir tuhafiyeci açtık işte. Geçinip gidiyoruz orada. Mahalleye girdim Moskova dedim zaten. Gösterirler. Naren'i hiç duydun mu, gördün mü? Görmedim Recep abi. Narin cadıdır, bir şekilde ayaklarının üzerinde durur da küçüğü ziyan olur ya. Neyse, bir şey duyarsan. Hadi sağ ol abi. Eyvallah Recep abi. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni böyle? Hayırdır Recep abi, hayırdır. Abla kusura bakma, öyle lap diye girdik içeri ama müsaade edersen Recep abiyle öyle bir çıtır bir işimiz var. Tabii, müsaade sizin. Neymiş o ya, merak ettim. Hadi sürpriz abi. Eyvallah ya. Allah'a emanet abla. İstifamı imzalatacaksınız. Şu Salih'ten davasını sonlandırıyoruz. İki gün daha müsaade etseydiniz bana. Saçmalamayı bırak da imzala şunu. Nedir bu? Sermet davasından vazgeçtiğine dair bir belge. Geri alacaksın başvurunu. Neden yapayım bunu? Şadiye karşılığı uzlaşmak istiyor seninle Sermet. Sen şikayetinden vazgeçeceksin. O da sana kardeşini verecek. Ne? Şadiye bulundu mu? Vazgeçmez değil mi? Hayır. Üniversiteyi bir kazanayım, seni de alacağım yanıma.
Kızlar. Nasılsınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.